La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala İbrahim suresinin 7. ayetinin baş kısımlarında Bismillah لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz, eğer hamd ederseniz, Allah'a gereği gibi teşekkür ederseniz, andolsun ki ben de üzerinize olan nimetimi artıracağım. Katade Rahimeullah bu ayetin hemen devamından şu sözleri tekrarlar. Der ki, eğer Allah Subhanahu ve Teala'ya gereği şekilde hamd ederseniz, Allah Azza ve Celle sizin üzerinizdeki nimetleri artıracaktır. Ve unutmayın ki, nimetlerin sahibi Allah'tır. O Allah kendisine şükredenleri sevmektedir. Aziz dostlar, şu an elimizde olan veya şu yer küre üzerinde istifade ettiğimiz ne kadar nimet varsa bilelim ki bunların hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Sayamayacağımız, akledemeyeceğimiz, kavrayamayacağımız, bilemeyeceğimiz kadar bütün nimetlerin tek sahibi Allah Subhanahu ve Teala'dır. Her şey O'nundur ve her şey O'ndandır. Bu Allah Azze ve Celle, Rahman ve Rahim olan Allah Subhanahu ve Teala, kullarının şükrünü karşılığında hemen nimetini artırmaktadır. Yalnız bakın, bunun tam aksine, tam farklı bir şekilde Hasan-ı Basri ve Süfyan-ı Sevri şu ayetleri ya da bu okuduğum ayetleri şu şekilde tefsir etmiştir. Demiştir ki, Allah Azze ve Celle'nin İbrahim suresi 7. ayetindeki muradı, eğer şükrederseniz ben de sizin itaatinizi artıracağım. Subhanallah. Eğer şükrederseniz, Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği nimetlere karşı hamd ederseniz, Allah da diyor ki ben de sizin bana olan itaatinizi artıracağım. Allahu Ekber. Şimdi dikkat edin kardeşlerim. Abidlerin, salihlerin gözünü aydınlatacak, bedenlerine dinçlik verecek, kalplerini yumuşatacak bir nimet türünden bahsediyor ayetler. Dünya ve heva ehlinin hiçbir zaman anlayamayacağı bir nimet türünden bahsediyor. O da neymiş? Alemlerin Rabbi olan Allah'a itaat etme lüksüymüş. Şimdi gidelim Rahman suresi 60. ayetine. Allah Subhanahu ve Teala'nın şu sorusuyla karşılaşıyoruz. Diyor ki Allah: "Hel cezaul ihsani illa'l ihsan?" İyiliğin karşılığı iyilik değil mi? Biz bu ayetleri işittiğimizde kardeşimizden görmüş olduğumuz ikramın karşılığında ikram etmeyi kendimize bir borç biliriz. Öyle değil mi? Bize iyilik yapan bir insana vakti geldiğinde iyilik yapmayı bu ayete bağlarız. Ancak bakın selef-i salihin, Allah hepsinden razı olsun, bu ayetleri böyle anlamamışlar. Bakın bu ayetler için ne demişler? Kendi nefsinin isteklerini bırakan kişinin karşılığı Rabbine bağlılık değil midir? Subhanallah. Bir insan haramları terk etse, Allah rızası için zinayı yapmaya kudreti varken bundan geri dursa, gözlerini harama bakmaya değil de yere bakmayı tercih etse, Allah-u Teala diyor ki biz ona iyilik olarak kendimize yakınlığı verdik. Allah-u Ekber. Ben cenneti ve cennetin nimetlerini beklerken değerli selef, sahabe ve ondan terbiye almış insanlar Allah-u Teala'na yönelmeyi
Allah Subhanahu ve Teala'ya itaate bulunmayı bir iyilik olarak saymışlar. Allahu Ekber. Devam ediyorlar. Bakın diyorlar ki insanlar için, insanlar ile ünsiyetini kesenler için karşılık olarak Rahman olan Allah'la ünsiyete geçmek bir nimet değil midir diyorlar. Subhanallah. Ne demek acaba insanlarla ünsiyeti kesmek? Bakın Selef-i Salihin insanlarla sadece Allah rızası için bir araya gelirlermiş. Birbirlerine Allah'ı hatırlatmak için. Birbirlerine haramı ve helali öğretmek için. Birbirlerine nasihat etmek için. O güzel dilleriyle cennete köprü olmak, cehennem ateşine kilit olmak için. Ama ne zaman ki meclisleri, mescitleri, dedikodu ve gıybet yuvaları haline geliyor, Selef-i Salih'in insanların ünsiyetini kesiyorlarmış. Ne zaman ki onların oturduğu mecliste birileri haksız yere kınanıyorsa, onlar hemen insanların ünsiyeti kesiyorlarmış. Peki insanlarla bunun için ünsiyetini kesene nasıl bir iyilik vardır? Arkadaşlar onların adresleri secdeye doğru gitmektedir. Allah'a bekler. Onların adresleri rahleleridir. Haramdan Allah'ın rızası için kaçanların gideceği yer Allah'ı zikir yapmaktır. Allah'ı anmaktır, Allah'ı yüceltmektir. İşte bu insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın dini için iyiliği Allah'a itaate iyilik olarak buluyorlar kardeşler. Bizim gibi karşılığı dünya menfaati olarak görmüyorlar. Kalplerini alemlerin Rabbi olan Allah'a itaate öyle bir açmışlar ki bakın benim günah. Sevgili kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala İbrahim suresinin 7. ayetinin baş kısımlarında Bismillah le in şekertum le azidennakum. Eğer şükrederseniz, eğer hamd ederseniz, Allah'a gereği gibi teşekkür ederseniz, andolsun ki ben de üzerinize olan nimetimi artıracağım. Katade rahimeullah bu ayetin hemen devamından şu sözleri tekrarlar. Der ki, eğer Allah Subhanahu ve Teala'ya gereği şekilde hamd ederseniz Allah Azza ve Celle sizin üzerinizdeki nimetleri artıracaktır. Ve unutmayın ki nimetlerin sahibi Allah'tır. O Allah kendisine şükredenleri sevmektedir.